Rahim Ruhlarımızı uyku ve de ölüm halinde bedenlerimizden çekip alan Yüce Allah'ımıza hamd ederim. Kabir hayatını ahiret hayatının ilk merhalesi olarak tanıtan ve bizleri kabir azabından Allah'a sığınmamızı öğütleyen aziz peygamberimiz biricik ayet önderimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederim. Sevgili kardeşlerim, bilmemiz gerekenler genel başlığı altındaki sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Bu sohbetimizde Kur'an'da kabir hayatı konusunu işlemeye çalışacağız. Aslında bu konuyu üç bölüm halinde sunacağız. Bu ilk bölümde konumuzu Kur'an açısından bakarak değerlendirmeye çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, İslam dininin iman esaslarından birinin ölümle başlayacak ahiret hayatına iman olduğunu sık sık açıklamaya çalışıyoruz. Yüce dinimizi beşeri düzenlerden farklı ve anlamlı kılan ahiret hayatına imandır. Bizi İslami çizgide erdemli bir hayatın sahibi olarak Yaşatabilecek olan da bir ömür boyu ahiret hayatına imandır. Ahiret hayatına imanı olmayan hiçbir kişiyi İslami çizgiye insani erdemlere sürekli olarak yönlendiremezsiniz. Kur'an bu gerçeklere sık sık vurgu yapar. Kabir hayatı aziz peygamberimizin ifadesiyle ahiret hayatının ilk merhalesidir. Ölümle başlar ve de kıyamet dediğimiz olgunun gerçekleşeceği ana kadar devam eder. Kıyametle birlikte ruhlarımızın bedenlerimizle birleştirilmesiyle başlayacak, sorgulamayla sürecek, cennet ve cehennem hayatıyla devam edecek bölümü ana bölümdür. farklı bir konudur. İnşallah gelecek sohbetlerimizde bu ana bölümü de Kur'an çizgisinde anlatmaya çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, ölümle başlayacak, kıyamet olgusuna kadar devam edecek olan kabir aslında İkiye ayrılır. Birisi bedenin kabri. Diğeri inançlarımıza ve yaşamımıza göre oluşacak, gerçekleşecek ruhun kabri. Beden toprağa veriliyor. Bedenin bir kabri var. Tamam. Bir de ruhumuzun kabri var. Ve bu iki kabir arasında değineceğim anlayamadığımız, belki de anlayamayacağımız bir bağlantı da mevcuttur. Aziz peygamberimizin kabri cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennemi çukurlardan bir çukur olarak nitelemesi de kabrin iki kısma ayrıldığının bir kanıtıdır. Peygamberimiz Efendimiz kabir azabından kabrin nimetleri de olur, azabından Rabbimize sığınmamızı bize sık sık öğütlemiş ve kendisi de Allah'ım kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım buyurarak bizi örneklendirmiştir. Sevgili kardeşlerim, kabir hayatı duyularımızla ve aklımızla kavrayamayacağımız bir gayb alemidir. Gaybı yalnızca Allah bilir ve onun bildirdiği ölçüde biz bilebiliriz. Bu sebeple aziz peygamberimiz Efendimiz de gaybı bilmediği için onun da ahiret hayatını bilmediği açıktır. Ancak Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de ahiret hayatı, cennet hayatı, cehennem hayatı ile ilgili verdiği bilgiler ölçüsünde peygamberimizin de bilgileri vardır. Ana bilgiler peygamberimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Kabir hayatıyla alakalı kısmen daha bir açıklayıcı bilgiler bize aktarıyor ise de Peygamberimiz ana bilgiler kabir hayatının varlığı Kur'an'dan alınmaktadır. Peygamberimiz tarafından bile. Sevgili kardeşlerim, biz bu konuya Kur'an zaviyesinden neden bakma ihtiyacını duyduğumuzu pek çoğunuz tahmin edebilmektedir. Tarihi dönemlerde var idiyse de yaşadığımız dönemde ilahiyatçılarımızın Hemen hemen büyük bir bölümü Kur'an-ı Kerim'de kabir hayatının yer almadığını ifadelendirerek halkımızı, insanımızı yanılgıya düşürmektedirler. Bu sebeple biz bu konuyu sunma gereğini duyduk. Sevgili kardeşlerim ilgili ayetleri sunarak kabir hayatının varlığını açıklamaya çalışırken bir ön, ön bilgi verme gereğini duyuyorum. Bunu da yine ayetlerle yapacağız. Zümer suresinin 42. ayetini sunalım. Ancak şu ön bilgiyi de aktarmış olalım. Biliyorsunuz insan beden, can ve ruhtan müteşekkildir. Daha bir kavratıcı anlatımla Kur'an-ı Kerim'de ruh sözcüğü bizim kullandığımız anlamda kullanılmaz. Daha çok vahiy anlamında kullanılır. Vahi nasıl insanın manevi hayatını diriltiyor? Bizim kullanımımızda da bedene can veren ama bilgilerin, duyguların, sevinçlerin, ızdırapların kaynağı olan insan özü, insan beni manasına kullanıyoruz. Kur'an ruh sözcüğünü kullanmaz da nefs sözcüğünü kullanır. Nefis sözcüğünü kullanır. Ama biz Burada anlatımımızda nefsi değil alışak geldiğiniz ruh sözcüğünü kullanacağız. Tekrar edelim. insanın beden, can ve insan beni olan ruhtan müteşekkil olduğunu hafızamızda tazeleyerek Şimdi mealini arz edeceğim Zümer suresinin 42. ayetine açıklık getirelim. Bu ayeti keremede Rabbimiz şöyle buyurur. Allahu yetevaffal enfusa hayne mevtiha. Allah ruhları beden lerinden ölüm halinde söküp alır. Ruhlar ölüm halinde bedenlerden alındığında can da devreden çıkar. Ve li temut fi Allah ruhları nefisleri yani ruhları ölüm anında alır ve de bir de uyku halinde iken alır. Feyüm sikülleti kaza aleyhel mevte. Ölüm anında aldığı ruhları tutar. Bedene iade etmez. Ve yürsülül uhra ila ecelin müsemme. Ama uyku halinde iken bedenlerden alınan ruhu ömrü tamamlayıncaya kadar yasaması için yeniden bedene iade eder. İnne fi zalika le ayatin Düşünecek bir topluluk için burada Yaradan'ın gücüne, kudretine, ölümün ve hayatın haliki olduğundaki ihtişamına delalet eden belgeler vardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, lütfen burada bize odaklanın. Burayı kavrarsak konuyu daha iyi kavrarız. Sevgili kardeşlerim, uyku halinde iken, uykuya daldığımızda insanın özünü oluşturan duyguların, bilgilerin, sevinçlerin ızdırapların kaynağı olan insan deni yani ruh bedenden ayrılır. Bedenden ayrılır, hepinizin bildiği ve yaşadığı gibi bazen rüyalar görür. Bedenden uyku ayında ayrılan ruh rüya görür, bu rüyasında bazen sevinç içinde olur. Bazen korku içinde olur. Bazen hatırlayın dehşet içinde kalır. Korkuyla yatağında fırlar. Bazen de o kadar tatlı nimetlerin içindedir ki o canlılığı Uyanınca bütün sıcaklığıyla yaşar. Yıllar geçtiği halde unutulmayan canlı rüyalarımız vardır. Şimdi soruyu soralım. Kabir hayatı nedir? Sevgili kardeşlerim, uyku halinde iken bedenden ayrılan ruhumuz nasıl gördüğü rüyalar içinde bir takım ızdırapları, elemleri, kederleri, sevinçleri, nimetleri yaşar. Tıpkı bunun gibi yani uyku halinde bedenden ayrılan ruhun yaşadığı gibi ölüm halinde bir daha bedene dönmemek üzere ayrılan ruhun yaşadığı korkular, elemler, kederler, ızdıraplar, nimetler, sevinçlerin daha bir canlısını ruhumuzun yaşaması halidir kabir hayatı Sevgili kardeşlerim. Uyku halinde iken bedenden ayrılan ruh biliyorsunuz misali bir vücutla hareket ediyor. Korkunun muhatabı, sevincin muhatabı. Ama bilemediğimiz bir bağlantı var bedenle, rüya halindeki korku ile yatağında fırlayan kişinin ruhu ile bedeni arasında bir bağlantı var. Daha kalıcı bir e, örnekle verelim, gece her gencin, her erkeğin ve kadının yaşadığı, ihtilam olayı, rüyalanma olayında ilişkiye giren misali vücuttur. Ama yatakta olan, yatmakta olan bedende ilişkinin tezahürleri görülür. Bu mahiyeti kavrayamıyoruz. Bunun gibi zaten farklı boyutlarda yaşanan ahiret aleminin ilk konağı olması münasebetiyle ruhun kendi yerleşkesinde yaşadığı kabir hayatını oluşturan olaylar dizisi sırasında ruhla ama denizin dibinde ama toprak altında ama küller içerisinde olan vücut zerreleriyle bir bağlantı var mıdır yok mudur? Sevgili kardeşlerim bir ilave yapalım. Nasıl ki rüya halinde ruhun yaşadıkları sürekli değildir. Kesintilidir en uzun rüyanın birkaç saniye sürdüğü ifadelendirilir uzmanları tarafından. İnsan bir gece uykusunda bir rüyada görebilir, iki üç rüya da görebilir. Fasılalıdır. Kabir hayatı da böyledir. Sürekli değildir. Faaliyet sabah ve akşam fasılalıdır. Bu bir ayetleri açıklarken açıklık getireceğim. İki, ruhumuzla kabir hayatında ruhumuzun yaşadıklarıyla bedenimizin zerrecikleri arasında bir bağlantı var mıdır? En doğrusunu Allah bilir. Üç, biraz evvel de indim. Ruhun kabir hayatında yaşadıkları fasılalıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah canları alır diyoruz. Diyoruz da bu melekleri vazifelen direnin de ölüm olayını halkedenin de Allah olması münasebetiyledir. Ölümle alakalı vazifeli meleklerimiz var. Şimdi bir ayetle konuyu açalım. En'am suresi ayet 61. Ve huvel kahiru fevka ibadi. Allah kulları üzerinde hakim, egemendir. Ve yursilu aleyküm hafaza onlara koruyucu melekleri gönderir. Hatta iza caa ehadukum mawt. İnsanlardan birine ölüm geleceği zaman teveffet rusuluna elçilerimiz olan ölüm görevlileri onun canını alır ve umlayu feritun görevlerinde hiçbir eksiklik yapmazlar. Sevgili kardeşlerim, bu ayetten anlıyoruz ki ölüm meleği, onlar bir çoktur. Kişiye vazifeli kılınan ölüm meleği tek başına gelmez. Sorgu melekleriyle gelir, azap melekleriyle gelir, müjdeleyici nimetlerle gel, meleklerle gelir. Bu bilgiyi verdikten sonra melekler canlarını alacakları kişinin mümin mi, kafir mi olduğunu ana hatlarıyla bilirler. Bunu iki şekilde bilirler. Bir melekler tarafından hazırlanan hayat kitabı var, amel kitabı var, hayat filmi var, bir diğer anlatımla. Zaten onlar insanın hayatını tescil edip yakın çekimle filme alarak alarak o kitabı, amel kitabını hazırlıyorlar. Bu yolla bir. Bir de ölüm meleği geldiğinde ölüm işlemi başlatılırken bir sorgulama olayı var. Bu sorgulama olayı bizzat ölüm melekleri tarafından yapılabileceği gibi refakatçi gelen melekler tarafından da yapılabilir. Sadece sat'i bir değerlendirmeyle meleklerin daha sonraki derslerimizde açıklayacağız. Mümin mi kafir olduğu tebeyyün eder. Sevgili kardeşlerim bunu zaten biz Kur'an ayetlerinden anlıyoruz. Mesela Nahl suresinin 32. ayetinde ölüm melekleri gelir. Ölüm melekleri gelir de imanlı, ibadetli, ahlaklı, toplumcu güzel müminlerin canlarını alırken ellezine <laughs> tetebbe ve o ölülere gireceğiniz cennetlerle müjdelenin sevinin derler ölüm halinde canlar alınırken ha kafirlere içi kafir dışı mümin olan münafıklar ki onlar da kafirler zümresindendir. Onlara azap edilerek canları alınır. Mesela Enfal suresinin 50 51. ayetinde fe keyfe iza tevaffat yadribuna ve adbarum ve zuku azab al ölüm melekleri onların canlarını yüzleri ve sırtlarına vurarak alırken ve onlara tadacağınız bu yakıcı azabı bilin, anlayın, yaşayın diye bildirirken onların halini bir göreydi. Demek ki ölüm halinde bizim göremediğimiz ölüm sekeratı içinde bu işlemler yapılıyor. Ölen mümin olduğunun, kafir kafir olduğunun bilincinde. Bunun kıyamet olgusuyla başlayacak sorgulamayla bir alakası yok. O ayrı. Biz Maliki Yevmiddin, geçen gün bir ilahiyatçı kardeşimiz alakasız bir savunma yaparak Maliki Yevmiddin, din günü tektir. Doğru. Kıyametle gerçekleşecek gün tektir. Orada sorgulama ayrıntılıdır. Orada önce kişiye kendi amel kitabı verilecek. Oku kendi kendine hükmünü ver denilecek. O feryat edecek. Özellikle inkarcılar ve suçlular dillerine mühür vurulacak. Organlar konuşturulacak. Ve bizim bilmediğimiz amel terazileriyle inançlar ölçülecek. O tamamen farklı bir alem. Biliyorsunuz sevgili kardeşim dünya hayatında da her yargılanan sanığın bir yargılama günü vardır. Hükmün verildiği ama öncesi de var. Öncesi de var. Fikir suçluları daha rahattır. Adi suçlular, canavar türü insanlar onlar pranga altında veyahut da özel hücrelerde tutulup siz bu yargıyı buna benzetebilirsiniz. Zaten ahiret hayatının fasılları dünya hayatımızda bize kısmen öğretiliyor. Şimdi ha bir de muhteriz olanlar oraya da bir dikkatlerinizi çekeyim ayetlere geçeceğim. Sevgili kardeşlerim diyorlar ki bundan on bin sene evvel ölen insanla bugün ölen insan kabir hayatında nimetler veya azaplar içerisinde olacaklar. Burada adaletsizlik yok mu? La havle ve la kuvvete illa billah. Bu genel kültürden yoksunluğun Kur'an bilgisinden mahrumiyetin tezahürü olan ifadelerdir. Önce zaman ve mekan yeryüzü hayatında bir gerçekliktir. Ölüm ötesi hayatında bizim anladığımız anlamda zaman ve mekan olgusu kalkar bir. İki, biliyorsunuz ya da bilmeniz gerektiği üzere Kur'an-ı Kerim'de Keh suresinde e, Asab Keh bize anlatılır. Türkçe'si Mağara arkadaşları. Hristi Hazreti İsa'ya ve İncile iman eden, vakat yaşadıkları dönemin e, pahan e, yönetimi tarafından takip edilen ölümle tehdit edilen bunun içinde kaçıp bir mağaraya sığınan mağara arkadaşları var. Biliyorsunuz Kur'an buna ashabul kehf diyor. Ashabul Kehf bir mağaraya sığınıyorlar. Allah Zülcelal onlara orada bir uyku veriyor. Kaç yıl? 309 yıl. Yaradan ve tahsabum kazan ve onları uyanık zannederdin ama onlar hafif bir uyku içindeydiler 309 sene 309 sene sonra uyandıkları zaman uyandırıldıkları zaman kale ka ilum minun bir tanesi dedi ya biz burada ne kadar kaldık diğerleri lebisna yemenaba da ya biz bir gün veya yarım gün kalmıştık. Dediler. Kıyamet gününde dünya hayatı değerlendirildiği zaman da bir kuşluk vakti kadar bir yaşam olarak değerlendirilecek. Yani zaman ve mekan yok. Siz 300 sene, 500 sene, 1000 sene yaşarsınız. Fakat bugün ölen, 3 saat önce ölen insanın kabir hayatındaki yaşadıklarını yaşamayabilirsiniz. Zaman yok, mekan yok. Bilmediğimiz bir alem. 309 sene, o 309 sene uykuyu yaşayanlar yarım gün olarak nitelendiklerine göre siz oradan Kur'an kültüründen hareketle zaten bunu siz de tecrübe edebilirsiniz yorgun argın olan bir insan yatağa girer girmez buyur 9 saat sonra 10 saat sonra kalkar sanki aradan 3 saniye geçmiş gibi onun için zaman durmuştur mekan durmuştur cumhurbaşkanlığı ise cumhurbaşkanlığı kalkmıştır bunları biz de yaşıyoruz sevgili kardeşlerim bu girişten sonra ilgili kardeşimizden bir işaret alayım. mümkün değil. Ama suratta geçeyim. Sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de kabir hayatının varlığının delillerinden bir tanesi kabirle alakalı bir takım kelime veya kavramların Kur'an'da zikredilmiş olmasıdır. Karşılığı olmayan hiçbir kelime ve kavram yoktur. Kur'an-ı Kerim'de kabir sözcüğü bir kere geçer. Kabrin çoğulu olan kubur sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de beş ayrı ayette geçer kabir yerleri yani kabristan anlamına çoğul mekabir kelimesi de tekasür suresinde geçer. Bir de öleni kabre koyma anlamına yaradanın kendisine nispet ettiği akbara fiili geçer. Sümme emate'u fa akbara. Abese suresinde Sonra da sizi öldürecek, kabre yerleştirecek, kabir hayatını başlattıracak olan yaradandır. Şimdi kabir, kubur, mekabir, akbar, bütün bu kelimelerin varlığı bir hayatın, kabir hayatının varlığına delalet eder. Burada bir itiraz vaki olabilir. Evet, görüntüde olan şekilleri yansıtır denilebilirdi. Ama Kur'an kubur kelimesini sadece tekil olarak kullanmıyor. Ashabul kubur olarak kullanıyor. Menfil kubur olarak kullanıyor. Kabrin sahipleri anlatacağım özel bir maddede kabir içinde bulunan canlılar şeklinde ifade ediyor. Zaman az kaldığı için geçiyorum. İkinci delil Mü'minin suresinin 46. ayeti. Bu tevil edilemeyecek kadar açıktır. Yüce Rabbimiz Firavun ve onun yakın çevresiyle alakalı olarak şöyle buyurur. Ennaru yuraduna aleyha -e gudubben ve aşiyye. Sabah akşam değinmiştim kabir hayatı fasılalıdır. Sabah akşam o Ali Firavun'a ateş azabı gösterilir. Ve yevme tekumu saatu kıyamet olgusuyla birlikte bu Ali furqan en azap azabın en şiddetlisine uğrayacak kıyamet ve yevme tekumu bu kıyamet öncesi evren düzeninin bozulum olayıyla birlikte kıyametin oluşumuyla birlikte onlara edhilü ale firavne ey ali firam eşeddel azab azabın en şiddetlisine girin bakalım denilecek. Kıyametten önce onlara ateş azabı sürekli sunulacak. Aziz Peygamberimiz bu konuya açıklık getirmek için herkese şamil olduğunu dile getirmek için bir hadislerinde inne ahadakum iza mata urda alayhi makadu bil ashi ve ibkar sözleriyle başlayan hadislerinde şöyle buyurur. Sizden biriniz öldüğünde ona sabah ve akşam kabrinde yeri gösterilir. Eğer cennet ise cennette yaşayacağı alan önüne getirilir gösterilir. Cehennemlikse cehennemde azap göreceği maaller de getirilir önüne. Ve sabah akşam sürekli bu azap veya cennet mahalli kendilerine gösterilir ta ki kıyamet gerçekleşinceye kadar. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir önemli konuya daha gelelim. Biraz evvel değinmiştim. Kur'an-ı Kerim'de kabirler kelimesi iki şekilde kullanılıyor. Fevkalade önemlidir. Bunlardan biri ashabul kuburdur. Diğeri de menfil kubur. Kabir hayatının varlığını en ufak bir şekilde itiraz edilemeyecek biçimde kanıtlayan ifadelerdir bunlar. Asap kelimesi sahip kelimesinin çoğuludur. Bir köpeği için yuvası ile alakalı olarak köpek yuvanın sahibidir denmez. Kur'an dilinde sahip malik manasınadır. Sahip bizim Türkçemizdeki arkadaş kelimesinin karşılığıdır. Peygamberimizin arkadaşları içinde ashab-ı kiram, şerefli arkadaşlar tabiri kullanılır. Ashab, sahipler, arkadaşlar demektir. Bunun sebebi sahiplikte süreklilik vardır. Sürekli olmadıkça sahip denilmez. Şimdi bakınız Kur'an Kur'an-ı Kerim'de cennetlikler için ashabul cennet diyor. Cennette olacaklar. Kur'an cehennemlikler içinde de ashabun nar diyor. Ve cehennemlikleri ifade bağlamında nasıl ki cennetlikler için Ashabul cennet cennetlikler için, ashabul nar ifadelerine yer veriliyor. Bunun gibi Kur'an ashabul kubur ifadesine de yer veriyor. Kabirlerin devamlı kabirlerde sürekli bulunanlar, kabirde yaşayanlar anlamına. Bunun bir örneğini Mümtahine suresinin 13. ayetinde görüyoruz. Bu ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Ya <laughs> eyyühellezine amenu la tetevellev kavmen gadıballahu aleyhim. Allah'ın kendilerine öfkelendiği kulları dostlar edinmeyin. Üzerinizde hakim kılmayın. Onlara temsil ve sizi ifade konumuna getirmeyin. Çünkü onlar kad ye isu minel ahireti. Ahiretten ümitlerini kesmiş tiplerdir. Nasıl? Kema ye isel küffaru min ashabil kubur. Kabir ashabının kafirlerinin ümidi kestiği gibi ahiret hayatından ümidini kesmiş olan Allah'ın gazabına uğramış bu kişileri ey inananlar dost edinmeyin, veli edinmeyin. Sevgili kardeşlerim, ashabul kubur kema yeisel küffaru min ashabil kubur. Ashabı kuburda ümit yeis olmasa yaradan as'abul kuburun as'abul kubur içindeki kafirlerin ümit kesmesinden söz edebilir edebilir miydi eder miydi bu bir iki men yaradan men fil kubur ifadesine de yer veriyor. Sevgili kardeşlerim, bilenler için bunlar çok açık bilgilerdir. Kur'an-ı Kerim'de men edatı ma edatından farklıdır. Men akıllı ve de canlılar için kullanılan bir tabirdir. Men akıllılar ve canlılar için kullanılan bir tabirdir. Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. Fatır suresi 22. Vama yestevil ahya uval al ambat. ölüler bir değildir. İnna Allah'a yuṣmi men yeşa Allah dileyene bir diğer anlam dilediğine hakikatleri duyurur. Ama ey peygamber, ey insan, ve mâ ente bi Sen duyuramazsın kime men fil kubur. Kabirlerdeki akıllı canlılara sen duyuramazsın. Demek ki kabirler içinde yaşayanları Allah özür kabirde bir yaşanan hayat olduğunu ifade sadedinde men fil kubur buyuruyor. Kabir içindeki canlılar akıllı yani insanlar veya cinler cinler ve insanlar gibi sorgulanacak. Bu o kadar açık bir ifadedir ki Kur'an-ı Kerim'de benzerleri var. Bu menfi'a, menfil, menfi ifadesinin benzerleri yani içerideki canlılar, kabirdeki canlılar anlamına. Sevgili kardeşlerim, süremizi doldurduk. Ancak bu dersimizi bir sonraki sohbetimize bırakmak istiyoruz. Rabbim cümlemize hayırlar ve bereketler ihsan buyursun.